Şimdi Söylemezsem Olmaz'ın özel haberi. Bu iddia tabii çok konuşulacak. Bir dedikodudur gidiyor, bir iddiadır gidiyor. Gelinim Mutfakta programı acaba yayından mı kaldıracak? Demet Akalın mı kovuldu? Demet Akalın mı programı bıraktı? Demet Akalın şey olabilir, programı bıraktı. Büyük olay, büyük iddia. Söylemezsem olmaz gündemi belirliyor. Bu haber başka yerde yok. Özel haberimiz. Demet Akalın cephesinde flaş gelişme. Reyting rekorları kıran Gelinim Mutfakta programına feda mı ediyor? Daha önce Fatih Hürek, Seda Sayan gibi güçlü sunucuların sunduğu Gelinim Mutfakta'nın bu yılki sunucusu polemikleriyle, açıklamalarıyla, şarkıları ve duruşuyla gündemden düşmeyen Demet Akalın'dı. Demet Akalın, Alişan'la sunduğu sabah programının ardından Gelinim Mutfakta ile birlikte ekranlara adeta bomba gibi döndü. Yayınlandığı her bölüm reyting rekorları kıran program Gelinim Mutfakta sıra dışı yarışmacıları ve konseptiyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Asıl işi şarkıcılık olan birinin böyle bir programı sunması ne kadar eleştiri de alsa ünlü şarkıcı üstesinden gelmişti. Ancak şimdi size öyle iddialardan bahsedeceğiz ki şok olacaksınız. Demet Akalın Gelinim Mutfakta'ya veda ediyor. Peki neden? Şimdi geliyoruz iddialarımıza. İddia 1. Yapımcılar yarışmacılar için torpil istedi. Ancak Demet Akalın böyle bir şeye müsaade etmem diyerek isyan etti. Hatta iddiaların devamında yapımcılar Demet Akalın'ı zorlayınca Akalın bardak fırlatmış ve stüdyoyu terk etmiş. Hal böyle olunca kanal ve Akalın'ın yolları ayrılmış. İddialara göre kanal yönetimi yeni bir sunucu arayışında. Kim olacağı şimdilik merak konusuyken bir diğer iddiaya geçelim. İddia 2. Bölümler bant çekildiği için her sahne Demet Akalın sebebiyle defalarca kez bölünüyormuş ve reji isyan etmiş. İşler çok uzadığı için yönetim Demet Akalın'la yollarını ayırma kararı almış. Geçtiğimiz gün 774. bölüm yayınlanan programın diğer bölümlerinde Akalın olacak mı, olmayacak mı merak ediliyor. Peki bu iddialar doğru mu? Demet Akalın iddialara cevap verecek mi? Yayıncı kuruluştan açıklama gelecek mi? Ekranlarda devam ediyor. Biz izlemeye devam ediyoruz Demet Akalın. Söylemezsem Olmaz'ın özel haberidir, özel istihbaratıdır. Duyduğumuz bilgilere göre Demet Akalın'ın programdan ayrıldığı. Tabii ayrılma iki şekilde oluyor. Biri isteyerek sen gidiyorsun, diğer türlü de seni kanal ya da yönetim gönderiyor işte ya da çalışma arkadaşlarına anlaşamıyorsun falan. Şimdi bu dedikodular arasında Demet Akalın'ın kulislerde dolanan bardak fırlattı. Ne fırlatmış bardağı? İşte bir aksilik olmuş ve bardak fırlatmış ekibe. Ha, ekibe evet. Yok çocuklar öyle değil. Hı. Yapımcılar burada Gelinim Mutfaktaki yarışmacılar var ya, bunlardan birilerine torpil yapıyormuş. Yani torpil yapıyormuş. Yani hakkaniyetli bir yarışmanın olmalı. Demet'in de biliyorsunuz haksızlığa tahammülü yok. Siz bunlara torpil yapamazsınız demiş. Bir kere olay oradan başlamış. Bu arada Demet bağlanabilir ve iki iddia var. Diğeri de rejinin sürekli her sahneyi tekrar çektiği ve isyan ettiği konusunda yine Demet suçlanıyor. Bu iddiaları Demet Akalın istiyorsa yapabilir. Yani bağlanabilir, cevap verebilir. Evet. Yalnız rejinin böyle bir şeyde yani bakın bir sürü iş yapılıyor. Tutanak tutuyorlar hayatım. Yani şöyle. Şey için söylüyorum. Reji bir şey tekrar ediliyor diye reji ses çıkarmaz. Yönetmen ses çıkarabilir söyleyeyim ama rejiden kimse kalkıp çok yaptık diye kasıt odur bence. Tekrar değil bu. Bu şimdi bakın bu tip yarışmalarda aslında yapımcılar kendilerince hangi yarışmacı daha fazla reyting alıyorsa onu orada biri... Türkiye güzellik yarışmalarında da biliyorsunuz kimi tanıdık. Hep bir torpil var. Bizim ülkemizin ana kaynağıdır torpil yani. Dolayısıyla bu da benim tanıdığım demese tahammül edemez böyle şeyler. Torpil yapamazsınız demiştir. Yani anlatabiliyor muyum? Birbirlerine girmişlerdir. Doğru bardak da fırlatabilirsin. Sinirden yani bu arada Seren şunu da bu kadar emin neden konuşmuyor? Bunu Demet cevaplamalı. Çünkü Türkiye'nin en eski kanallarından, en köklü kanallarından biri. Burada hani böyle bir şey olduğunu köklü kanal da ya bunları şimdi kanalın kendisiyle ilgili bir şey demiyoruz ki. Ben de çok seviyorum kanalı da sahiplerinde ama yapım şirketi kimse bilmiyorum. Burada bir torpil olayı olmuş yani. Yani bunu Demet'in açıklaması lazım. Bunu Demet'in tabii açıklaması lazım. Benim duyumlarım genelde yalan yanlış olmaz ama belki de olabilir de. Yoksa şimdi çok iyi giden bir program. Bakmayın, evet, Demet'le bir tek Fatih Hürek'le Nirvan oldu program. Bir de sonra geldi Demet'le reytingleri iyi oldu. Ben Demet'in çok şaşırdım, biliyor musun Seren? Yani keyfi felaket yerindeydi bu işte. Çok şaşkınım şu an. Demet'in mi? Evet. Yalnız tabii ki Demet için çok zor. Yani bu program çok zor bir program. Format olarak zor. Daha ilk çekimlerdeyken falan konuşuyorduk. Tabii o zaman biz başlamamıştık, daha tatildeydik. 10 gün olmuştu başlayalı. Ya o kadar yoruluyorum, yani o kadar zorlanıyorum ki hiç format bambaşka. Yani muhatap olacağın kişi çok. Şey gibi aslında dizi film gibi çok açılar. Evet. Bir de dizi film gibi kes tekrar çek, kes tekrar çek. O yüz açı. Çok felaket bir şey, zor ama... Bir de bu ara çok ekstraya gitti bak, tabii o da var. Şimdi hafta sonu çalışıyor, hafta arası çalışıyor, hafta sonu çalışıyor, hafta arası çalışıyor. Bir yorgunluk muhakkak olmuştur ama reytingler bu kadar iyi giderken muhakkak çok ciddi bir şey olması. Geçen sene Alişan'la yapmış olduğu program çok kötüydü ve ilk yüze giremiyorlardı. Yani şu anda birçok kanalın da sabah programları ilk yüze giremiyor ve çok kötüler. Allah Allah dedim ki ben de Demet dedim ya bu tip Alaturka programlar bitti, sana başka bir şey lazım. Buna cuk oturdu Demet. Yani şu andaki ev hayatı, çok Okan'la olan evliliği falan filan, Gülşen olmaz mesela ama Demet oldu yani bu programa. Ama dediğim gibi şimdi stoklu gittikleri için şu anda yayınlanıyor ama stok bitince Demet'in artık olmayacağını programda haberini biz verelim size. Demet Akalın bugünden sonra programda yok. Gönlünü alırlar, geri döndürürler, onu bilmem ama Demet Akalın... Ben arıyorum şu anda Demet'i, arıyorum. Ayrıldı diye biliyorum ben. Bir bakalım, bir de kendi ağzından dinleyelim tabii. Çok üzüldüm. Ben de üzülürüm eğer böyle bir şey varsa. Şu anda Demet Akalın'ı arıyorum WhatsApp'tan. Eğer açmazsa ben açıklamak durumunda kalacağım. Çünkü biraz önce konuştuk, demek ki konuşmak istemiyor, açmıyor, tamam. Online, peki söylüyorum o zaman Demet. Demet Akalın 10 gün önce programı bırakmış. Tabii tabii, yani bir yanlış duyum olmaz ki bizde. Demet Akalın, yani altyazıyı değiştirelim. Söylemezsem Olmaz'ın özel haberidir. 10 gün önce bıraktığı programı Kanal D'de çok ses getirecek, işte biliyorsun... daha önce Seda Sayan'ın yerine geldi. Sonrasında olaylar oldu. Bütün yaz konuşuldu. Çekimler de başarılıydı. Reytinglerde de çok iyiydi. Şok içindeyim ben şu an. 10 gün önce Demet Akalın maalesef Kanal D'deki programını bıraktı. Keşke bırakmasaydı. Yani, yanlış karar bu ya. Çok. Ama bazen bak şimdi ama öyle demeyin. Bazen kabul etmediğiniz bir şey olduğu zaman yani ben orada o programa devam edeceğim diye kendi kişiliğimden de ödün veremem. Ben Seren de olsam, haklısın ben de aynı şey. Demet, ben de torpil yaptırtırmam, ben de müdahale ettirmem işime yani. Buna engel olabilirdi. Çıkıp yukarıya bunu konuşabilirdi. Demet sözünü geçirebilecek. Sen hatırlamıyor musun? Bize başka kanalda seninle birlikte çalışırken bunu konuşmayacaksınız dediler. Biz de konuştuk. Nereye çıkıp konuştuk? Çünkü neden? Benim kişiliğimi, şahsiyetimi elimden kimse alamaz. Ben kanalıma herhangi bir söz getirmedikçe bana burada hiç kimse bunun hakkında konuşamazsın, edemezsin, yapamazsın diyemez. Giderim. Yani ben konuşmak için buradayım çünkü. 7 senedir bu yüzden oturuyorum burada. Olur mu? Şimdi buna da diyorlarsa ki hayır Ayşe'yi seçmeyeceksin, Fatma'yı seçeceksin. Şimdi o zaman şöyle söyleyeyim. Bütün Gelinim ekipte takipten çıkmış. O zaman şöyle söyleyeyim. İki ihtimal arasındaydı VTR'de. Güçlü olan ihtimali söylüyorum. Demiş ki benim yani sürekli çekmeler, sürekli bir daha sahneleri bir daha çekmelerden dolayı reji ekibi Demet'le yollarını ayırma kararı almış. Çok içinim. Reji ekibi hiçbir zaman böyle yani tekrar ediyor diye tarihte ilk kez. Yani hiç inanmıyorum buna. Ben bunu yapım şirketi. Yapım şirketi. Bu kadın da anasının karnından yemek programı sunmaya doğmadı ki, olabilir yani, belki olmuyordur. Ama iyi giden bir işte, istikrarlı giden bir işte. Şimdi benim eğer programım reyting alıyorsa, bu programın sunucusu da bana reyting yaptırıyorsa 100 kere ben onu 100 kere çekerim. Ondan da hayatta vazgeçmem. Yapmayın. Bunu külahıma anlatın. Bunun gerçeğini tabii bunların şimdi sözleşmelerinde birbirleriyle alakalı konuşmama şeyleri olduğu için muhtemelen konuşamıyordur. Ama benim kulağım deliktir. Orada bir takım mutfaktaki kadınlara, kaynanalarıma artık ne yapıyorsa, hiç seyredemedim bu programı, bilemiyorum. Onlardan birilerine kayırmalar oluyormuş. Dolayısıyla Demet de buna tahammül edememiş. Başka yoksa 100 kere, istersen 500 kere çektin. Kadın başarısız olsaydı reyting de alamasaydı. Bir de üzerine de çekim 100 kere yapsaydı derlerdi ki hadi bunu da bahane edelim, gönderelim. Bu değil. Buna ters düşmüşler Demet'le. Demet inatlaşmıştır. Demet'in yoğun çalışma temposu da bu işin içine girmiş. Bak, normalde 2 gün çekim olacakken, yani gününü arttırdıklarında Demet de tabii isyan etmiş. Söylenen dedikodular arasında. Peki yani onlar detaylardır. Peki şu anda zaten çok sürpriz bir ismi de teklifte gitmiş. Değerlendirme aşamasındaymış. Arkadaş ne format? Format bütün Türkiye ama, elinden geçti. Ama söyleyeyim, böyle bir format olacak belli. Bana göre Fatih Hürek geri dönsün. Eğer Demet dönmeyecekse veya Demet Akalın'ın gönlü alınsın. Çünkü bakın bazen de bu kadar çok sunucu değiştirmek de hiç iyi değil yani. Yani o kadar Türkiye'de biliyorsunuz uyduruk isimler vardır. Hiçbir zaman seyredilmezler. Ama hep istikrarlıdırlar. Devamlı aynı kişiler beraber yapar ya programı. Ama yüksek... bundan teklif alırlar. Neymiş? Bir o eksikti. Onu konuşsunlar. Ay çok zevkle gösterdim. Onu kaynanaları orada masaya yetmez onu. Ay tamam. Onu da yapsınlar, Türkiye batsın artık. Valla bak bir şey söyleyeceğim. O gitsin oraya. 100 kere de tekrar etse çeker o valla. Oraya bir atar kancayı. Oraya kancayı attı mı o? Bütün yukarıya atar. Kimse orada evli kalmaz. Peki. Biraz zor onu getirirler oraya. Herkesin hakkında hayırlısı. Artık başka bir şey söylemeyeceğim. Ama zamanında da şey vardı da o yüzden zaten. O olmaz.